Bir yandan depremle uğraşıyoruz. Bir yandan afetler durmuyor. Sel falan devam ediyor. Gece gündüz bununla mücadele ediyoruz. Şu Türkiye Cumhuriyeti'nde şu son 2 haftada olan 3 tane şeyi size söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hayatında ilk ve en büyük donanma gemisini, savaş gemisini yaptı. Ve testlerini tamamlayıp onu Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim etti. Amfibi hücum gemisi, TCG Anadolu gemisi. Ya şu gemi bizim çocukluğumuzdan beri, biz Amerika'nın bilirdik savaş gemilerini, sonradan Fransa'nın falan. Biz nereden bilelim, bizim kendi gemimiz mi olur lan, manyak mısın, bizim tekneden öteye gidemiyoruz biz. Balıkçı kayığı yapıyoruz, başka bir şeyimiz yok doğru düzgün. İngiltere, Fransa, ötesi, berisi, biraz paramız olursa, biraz da borç alabilirsek onlardan bir tane gemi alalım onlardan. Hep buydu muhabbet. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi savaş gemisini yaptı. Ve bu savaş gemisine hem normal uçaklar hem de dikey iniş kalkış yapabilen TİHA'lar yerleştirilecek bunda. Ya bunun ne demek olduğunu bilmiyorum ama bizi izleyen dostlar yakalayabiliyorlar mı? Bak bu oldu bu hafta. Başka ne oldu biliyor musunuz? Kızıl elma rüyamız kendisini piste attı. Milli muharip uçağımız 4,5 nesil, en yükseği 5. nesil. 4,5. nesil olarak hazırlanıyor ve normalde 2029-2030'larda teslim edilecekti. Testleri işte 2026'da Abi 2023'ün daha ortasındayız ve bizim kendi milli muharip savaş uçağımız kendi motoruyla, kendi kamuflajıyla beraber piste çıktı. Taksi denemelerini yapıyor. Pistteki dolaşma, girme, çıkma kendi motoruyla o testleri yapıyor. Ondan sonra önümüzdeki günlerde uçuşlar başlayacak. Belli bir test seviyesini geçtikten sonra da artık oradaki seri üretimle beraber kendi uçağımızı kendimizin yapacağı bir seviyeye geleceğiz. Bir noktaya ulaşacağız. Milli muharip uçak. Uğur, konuştun mu bunu arkadaşların sosyal medyada, ötede beride konuşuldun mu? Yok. Kimse görmedi. Artı 2 gün önce TOG nerede? Hani bunlar fabrika yapmışlardı. Ya TOG mok yok ya. Bunlar kaporta maporta. İtalya'da yaptırıyorlar onu ya. O geldi. TOG'un dünden itibaren ilk siparişleri başladı. Ve ilk 4 saatte kaçtı? 7700 mü? 7734 araç siparişi yapılmış ilk 4 saatte. Halen daha da devam ediyor. 27'sine kadar da şu andaki hazırlıklar, beklentilerle beraber herhalde bir başvuru sayısı 35 bine falan çıkacak ön sipariş. Öyle kafana göre de internetten girip sipariş yapamıyorsun. Bunu 60 bin lira para ödüyorsun, siparişini öyle gerçekleştirebiliyorsun. Ondan sonra da kura çekilecek. Kuraya göre tarih çıkacak sana ve aracın o zaman teslim edilecek. Teslim edileceği zaman da gerisini ödeyeceksin. Türkiye kendi yerli otomobilini yaptı ve şimdi de satışına başladı. Arkadaşlar, bir yıl içerisinde Türkiye'de sipariş edilen, yani 2022 yılında Türkiye'de sipariş edilen elektrikli araç sayısı 7730. Senin kendi aracın 4 saatte 7734 sipariş aldı. Yani bir yılda bütün markalardan ülkece bir yılda aldığın elektrikli aracı 4 saatte sipariş aldın. Şimdi buna baktığın zaman şu üçlüyü bir getirsene. Hani komando marşı vardı ya. Abi son 2 haftada denizde, karada ve havada devrim gerçekleştirdi Türkiye. Denizde, havada ve karada devrim gerçekleştirdi Türkiye son 2 haftada. Ama biz Meral Akşener onu mu dedi, bunu mu dedi, yok Kemal Kılıçdaroğlu şunu mu söyledi, Ekrem İmamoğlu ne gibi bir yalan söyledi, öbürü nereden fotoğraf verdi? Biz 2 haftadır bunları konuşuyoruz. Deprem bile konuşmuyoruz. Hadi deprem konuşsak deriz ki ya başımızda bir felaket var, acı var. Onun içinde hani biz bunlar oldu ama biz bunları çok göremedik, çok da ilgilenemedik. Çünkü bir felaket var, o felakete odaklandık. Depremde konuştukları yok. Boş boş konuşuyorlar. İsmail Saymaz, Muharrem İnce gel Muharrem mi diyecekler, git Muharrem mi diyecekler. Kafaları karışmış. Yok o bana küstü, o benim telefonuma bakmıyor. Böyle goy goylarla sabahtan akşama kadar bizi cambaza baktırıyorlar. Çünkü asıl görmemiz gereken mevzuyu bizim önümüzden çekip alıyorlar bizi. Türkiye son 2 haftada karada, denizde, havada. Üçünde de devrim niteliğinde adımlar attı. Ha diyeceksin ki abicim şimdi biz arabaydı, gemiydi. Öyle diyorlardı yolları yaptığımız zaman. Yol mu yiyeceğiz? Otoban mı yiyeceğiz? O yollar, o otobanlar olmasaydı biz bu deprem döneminde o kadar tırlar, o kadar kepçeler, o kadar dozerler yolları yara yara, kıra kıra oralara ulaşamazdı.
Bir ülkenin eğer ne kadar yolu varsa, ne kadar geniş yolları varsa, ne kadar alternatif yolları varsa ticaret aksı o kadar daha hızlanır. Bir felaket, bir musibet olduğu zaman da felaketin olduğu bölgeye o oranda hızlı bir şekilde yetişirsin oraya. Günlerce kamyonlar, tırlar uğur geçmedi mi şeye? Antep'e, Adana'ya, Malatya'ya, Adıyaman'a, Kahramanmaraş'a, Şanlıurfa'ya gitmedi mi? Nereden gitti onlar? Bu yollar olmasaydı, o duble yollar, o otobanlar, o geniş yollar olmasaydı bizim bu kadar yardım tırımız, kepçelerimiz, dozerlerimiz oraya ulaşabilir miydi? Yol mu yiyeceğiz? Ne yiyeceksin? 20 seneden, 50 seneden beri 10. yıl marşı yiyorsun. Biraz da asfalt ye, ne olacak? Böyle bir atmosferin içerisinde abicim biz şimdi kızıl elma mı yiyelim ya? Yani togu mu yiyeceğiz abi biz ya? Devlet sadece bununla ilgilenmiyor. Bir yandan şu son 2 haftanın içerisinde felaket olmuş, afet gelmiş başımıza ve halen daha devam ediyor. Bolu sallanıyor, Malatya sallanıyor, Hatay sallanıyor, Adıyaman halen daha sallanıyor. Her tarafta, her taraf sallanıyor. Birçok sıkıntı var. Ona rağmen şu son 2 haftada bu devlet bu adımlarından dirhem geri gelmiyor. Peki sadece bunlar mı? Hayır. Vatandaşın direkt hayatına dokunacak, vatandaşın bir an önce kentsel dönüşüm için hamle yapmasını sağlayacak olan paketler hazırlayıp devlet açıklıyor onları. Murat Kurum bugün açıkladı onu. Arkadaşlar evinde sıkıntı olan, binasında sıkıntı olan, özellikle büyük şehirlerde Allah muhafaza. Antakya'nın halini gördük, kurban olayım. Maraş'taki durumu gördük. Antep'te, Malatya'da gördük. Aman kurban olayım. Şu eski eviniz varsa bir an önce bakmayın 3-5 metrekare kaybediyormuşuz. Yok bilmem 3-5 bin lira maliyetli oluyormuş bize. Para kazanan... Abi öleceğiz, öleceğiz. Yazık günah, öleceğiz. Evlerimiz tabutumuz olacak. Onun için bir an önce bizim kentsel dönüşüme bir an önce girişmemiz gerekiyor. Zaman kaybetmek yok. Her gün aleyhimize işliyor. Bu konuda Allah'ım sen alır olsun. Bu hani derler ya bir musibet bin nasihatten evladır diye. Allah'ım bu deprem oldu da bir insanımız bir kendine geldi. Yoksa bunu ne anlatırsan al. Kentsel dönüşüm diyorsun ona. Yok ya diyor, ranttır o diyor ya. Bir de şimdi dillerine dolamışlar. Yani imar affı. İmar affı olunca sanki devlet diyor ki o adama, abi sen bu evde kalabilirsin. Ben sana belge verdim ya, imar affı verdim ya. Bundan sonra daha buraya deprem meprem vurmaz. Öyle zannediyorlar onu. Ne olduğunu da bilmiyorlar doğru düzgün. Bak sadece deprem bölgesinde yapılan yardımlar değil, orada yapılan konutlar, çalışmalar değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yaptı. Vatandaşa ödeme kolaylığı. Kredi limiti 600 bin liraydı. Eğer evini kentsel dönüşümle değiştirmek istiyorsan, dönüşüm yaptırıp yeniden inşaat yaptırmak istiyorsan 600 bin lira kredi çekebiliyordun. Devlet dedi ki onu ben 1 milyon 200 bin liraya çıkardım. 2 katına. Ayrıyeten 0.79 faiz olacak onda diyor. Şu anda bir konut kredisi, konut için para bankadan çektiğin zaman sana 1.30, 1.40, 1.20, 1.50 oralardan sana faiz veriyor. Burada diyor sana ki 7.0.79 artı 10 yıl vadeli yapacağız onu. Şimdi adam diyor ki tamam bana bu krediyi verdin ama ben bu evi de yaptıracağım ama ya müteahhitler de işe girmiyorlar. Müteahhitlerin de bu inşaatları yapabilmesi için paraya ihtiyaçları var. O zaman devlet dedi ki dönüşüm yapacak olan firmalara da 12 ay ödemesiz. 1 yılı hiç ödemesiz. Yani al bankadan parayı, yap adamın evini. Bir yılda yap onu, bir yılda da bana hiçbir şey ödeme. Ondan sonra 48 ay vadeli bir ödeme teşvik paketi sunuyorum. Ve bunu da rakamı da 250 milyona kadar çıkarıyorum diyor. 250 milyona kadar da bu limiti çıkarıyorum. Bir yandan TOG'lar, efendim milli muharip uçakları, amfibi savaş gemileri yaparken bu ülke aynı zamanda bu dönüşümün sağlanması için de kredi paketleri açıklıyor. Teşvik edecek, insanların hayatlarında daha rahat hareket edebilecekleri alanlar açmaya çalışıyor. İnşallah bir gün Allah bize nasip eder de şu 0.79 kredi faizi maizi hiç onda faiz olmaz da hiç olmaz inşallah da şu faiz illetinden, musibetinden bir kurtuluruz da insanlar gidip bankadan 10 bin lira alıp işlerini halledip ondan sonra da gider geriye tekrar 10 bin lira öderler. İnşallah o günlere geliriz. Bunu dünyada birçok devlet başarmış bunu. Onlar dini olarak bakmıyorlar, ticari olarak bakıyorlar. Biz hem ticari
Hem de yani biz bir faiz aldığımız zaman iki taraftan da dayak yiyoruz abi. Bir, ekonomik olarak bedel ödüyoruz. Ciddi bir bedel ödüyoruz. Faiz ödüyoruz. İkincisi, Allah nazarında da dayak yiyeceğiz ondan. Allah diyor bize ki faizi alma verme diyor. Ya Rabbi işimi halledemiyorum diyor ki rızkı veren benim, banka değil. Bana güven. Şimdi bununla beraber şöyle toparlayayım dostlar. Arkadaşlar, birileri bu ülkenin ekonomisi kötü. Bu ülkenin ekonomisi batıyor. Şimdi size şunu bir böyle programın sonunda düşünmenizi istirham ediyorum. Arkadaşlar, şu son 4-5 yıldır başımıza gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Darbeyle karşılaştık, sellerle karşılaştık, yangınlarla karşılaştık, pandemiyle karşılaştık. Onun üzerine en son büyük depremle de karşılaştık. Bunun yanında 4 milyona yakın Suriye'den, savaştan kaçıp bizim ilgilenmek ve ekmeğimizi paylaşmak zorunda olduğumuz bir sürü Suriye'den gelenler vardı. Bunun yanında bu da yetmezmiş gibi Avrupa'dan ve Amerika'dan değişik kurum, kuruluşlar ve devlet erkanı bize ekonomik olarak yaptırım uygulayacağını ve bizi döviz kurları üzerinden terbiye etmeye çalıştılar. Oradan saldırdılar bize. Şu son 5 yılda karşılaştığımız şeylere bak. Yangınlar, seller, efendime söyleyeyim darbeler, pandemiler, işte ekonomik yaptırımlar, hepsiyle karşılaştık değil mi? Devlet ne yapıyor? Yıkıldı mı Türkiye Cumhuriyeti Uğur? Devlet ayakta duruyor. Ve öyle bir ayakta duruyor ki 100 milyar dolar maliyeti var. Bazıları da öyle sosyal medyada o bazı şaklaban tipler soruyorlar. Devlet hani televizyonlardan milyar milyar topluyordunuz, ne oldu? Toplanan para 115-120 milyar TL. Ne yapıyor biliyor musunuz? 8 milyar dolar. Şu anda depremin maliyetinin bu ülkeye getirecek olan yükü ne kadar biliyor musunuz? 2 trilyon lira. Yani 100 milyar dolar. 100 milyar dolar biz ek bir yük aldık üzerimize sadece bu depremle. Ve devlet diyor ki ben bunu organize ederim, ben bunu bulurum, ben bunu hallederim. Hiç canınızı sıkmayın. Sadece çalışma yaparken benim yanımda olun, bana destek olun, birlikte yapalım, birlikte bu süreci halledelim. Ben para işini çözeceğim diyor devlet bize. Ve birileri böyle diyen devlete bu kadar felaketlerin yaşandığı, 100 milyar dolar bir faturanın karşımıza çıktığı bir dönemde EYT'lilerin emekliliğini söz verdiğim gibi devam edecek ve bunlara ben maaşlarını ödeyeceğim. Bakın Nisan ayında maaş ödenecek. Ondan sonra Nisan ayında Ramazan bayramı var. Onun bayram ikramiyesi olacak. Kurban'da 2 ay sonrasında 2 ay sonraya yine yeniden ikramiye verecek. Ve birileri bu devlete ekonomisi çökmüş, bitmiş, işte millet aç diye goy goy yapıyor. Ya bir de şöyle bir düşünsenize. Şu anda bu kadar sıkıntıya rağmen, bu kadar faturalara rağmen çökmeyen devlet bu sıkıntıları geride bıraktıktan sonra çöker mi aga?